Herkese benden selamlar ve saygılar sunuyorum. Şimdiki bu videomu kendimi tanıtmam, hedeflerim neler, nasıl buralara kadar ulaştım, ne gibi başarılar elde ediyorum sizlerle bunu kısacası paylaşmak istedim. Benim adım Ömer, soyadım Ceylan. Ağustos'un 14'ünde Ağustos ayının 14'ü 1995 Ordu doğumluyum. Doğma büyüme Orduluyum yani. Asıl baba memleketim Trabzon Sürmene'dir. Ordu'da yaşıyorum. Ordu Gülyalı'da ikamet ediyorum. Ben çocukluğumdan beri hep hayalimde hayırlı bir imam olmak, din hizmetleri hocası olmak var. Ve ben bu başarımı Allah'ın izniyle taçlandırmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Çok şükür ki ve çok şükür Allah'ıma hamdü senalar olsun. 2015 yılından beri İmam Hatip Lisesi mezunuyum. Şimdi de açıktan 2 senelik İlahiyat Ön Lisans Fakültesi ile 2 yılda bunun üzerine büro yönetimi ve yönetici asistanlığı okumaktayım. Hedefim gayet yüksektir. En büyük hedefim hayırlı bir din hizmetleri hocası olmak. Ve ben bir de herkesin emeğiyle, takdiriyle kendimi yetiştiriyorum. 2-3 yıl önce açmış olduğum bu YouTube kanalım olan Ömer Ceylan'la Muhabbet Kapısı adlı kanalıma abone sayım neredeyse 2000'e yaklaşıyor. Allah'ın izniyle bir gelişme oluyor hayırlısıyla. Şimdiki en büyük hedefim abone sayısı tamam, izlenme sayısında rekor kırmak olma ümidi inşallah. 4000 saat izlenmeyi tamamlamam gerekiyor. Yani YouTube'dan ödül alabilmem için, ödül yani para alabilmem için hem o kazanacağım parayla alacağım paralarla Gülyalı'da yaşadığımız evimizin yapımını o parayla sağlanacağız. Evimizin alt katını yapacağız. Ufak tefek eksiğimiz var. İşte onları tamamlayacağız. Eğer yani benim eğitimim için de bu para önemli zaten. Açık öğretimlere ayda yani yarı dönemden yarı döneme 2 dönem 450 lira mı ne 350 400'e yakın para gidiyor ilahiyata. Hiç olmasa benim harçlığım olur yanımda. Hiç olmasa benim de bir gelirim olur diye düşündüm. Ve Allah'ın izniyle bu YouTube kanalımızda her çeşit dini yayınları paylaşıyorum sizlerle. İlahilerden tutun dini hikayelere, Kur'an-ı Kerim tilavetlerinden vaaz ve nasihatlere, bir kıssadan bir hisselere, menkıbeleri de okuyacağım sizlere, güzel menkıbeler ve sevgili çocuklarımı, genç kardeşlerimi de dahi unutmadım. Çocuklarımız için de çocuklarımıza özel de yapmış olacağımız oynatma listesinde de çocuklar için de dini hikayeler, peygamberlerimizin hayatlarını çocukların anlayabileceği dilde anlatmaya gayret edeceğim. Allah'ın izniyle Peygamber Efendimizin hayatı, siyer dersi okullarda, liselerde görülmeye başladı. Kur'an-ı Kerim dersi de var tabi. Allah nasip ederse çocuklarımız için ben bunların hepsine razı olacağım inşallah. Yani en büyük hedefim böyle dinimi anlattıkça, kendimi yani daima tanıttıkça yüksek kademelere gelmeyi düşündüm. Ve bu başarıdan başarıya koşmamda hepinizin desteklerini bekliyorum. Destekleriniz için çok teşekkür ediyorum hepinize. Sizlerin sayesinde, sizlerin desteğinizle ta nice hocalarımız inşallah Cenab-ı Allahu Teala nasip ederse ben en çok
Sayın Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş hocamızla da görüşmeyi çok isterim Allah'ın izniyle. Kendisini gurur duyuyorum. O da benim gibi ordulu. Yakınız birbirimize. Aynı memleketten olduğumuzu duydum ve benim iyice bir gururum katlandı. Yani şükrediyorum şu an Yüce Rabbimin camimin içinde. Yani herkes hangi camide okuyorsun diye anlatıyorsun, vaazleri diye soruyor. Ben sırf kendim hepinizin desteği için, hepinizin beni iyi tanıması için, Allah rızası için anlatıyorum hepinize. Herkes istifa etsin istiyorum. Ordunun Gülyalı ilçesi merkez camimizden YouTube'a yayınları koyuyoruz. Ünye'de oturuyordum. Ünye'deki köyümüzdeki cami bizim eve uzaktı. Zorluk çekiyorduk işte camiye gidip de hocadan ders almak için. Şimdi hiçbir zorluk yok, bir şey yok. Gülyalı'daki evimize de bu cami yakın olduğu için bu camiyi tercih ettik. İnşallah elimizden geldiği kadar gayret göstereceğiz. Allah'ın izniyle ben imam olmayı daha çok istiyorum. Sevgili Diyanet İşleri Başkanlığımızdan da destek talep istiyorum. Çünkü ben bir ara KPSS'yi kazanmıştım 2016 yılında. O zaman KPSS'yi ve DHBT'yi geçmiştim imamlık sınavını. Tam sözlü sınavına gitmek istiyordum derken o gün darbe olayları oldu, sıkıntılı günler oldu, atanamadık. Ne diyelim, ondan sonra can sağlığı olsun, tekrar girerim dedim. Bu sefer de o zaman da 2018 yılındaki KPSS'yi takip edemedim. Derslerimin yoğunluğu yüzünden kaçırdım. Şimdi de girdim. Hiç beklemediğim bir şey oldu. Hiçbir puan alamadım. Hiçbir şey yazmadılar. Yanlışlarım doğruları yok etti. Maalesef bize de hiçbir şey kalmadı. Ama olsun, üzülmüyorum, takdiri elden bırakmıyorum. Ve de ayrıca sizlerden YouTube kanalım olan Ömer Ceylan'la Muhabbet Kapısı kanalıma 4000 saat destek istiyorum. Herkese dinlettirin, istifade ettirin istiyorum. Allah'ın izniyle herkese kanalımı tanıttırmak için elimden gelen gayreti göstermeye hazırım Allah'ın izniyle. Aslında benim çevrem çok geniş. Herkes de faydalansın istiyorum. Ben hepinizin desteği sayesinde buralara kadar geldim. Gelmeye devam edeceğim. İnşallah tek ümidim hayırlı bir camiye yerleşmek. Allah'ın izniyle hayırlı bir camide hayırlısıyla yerimizi kapıp güzel yine bu yolculuğumuza, kutsal yolculuğumuza ömrümüzün sonuna dek gidebilmek inşallah. Ben özellikle ve özellikle Diyanet İşleri Başkanlığımızdan, bütün hocalarımızdan destek istiyorum. İnşallah hayırsever birileri Allah rızası için beni Ordulu en büyük hocamız Profesör Doktor Ali Erbaş hocamıza göstermelerini de çok istiyorum. Onu da görmeyi çok istiyorum. İnşallah Sayın Diyanet İşleri Başkanım orduya yolunuz düşerse orduda müftülüğe beni iletin. Müftülük beni inşallah Allah nasip ederse arasınlar. Geliriz orduda neresi olursa bir yerde buluşuruz inşallah Sayın Başkanım. Sizi görmeyi çok istiyorum. Bu aralar başkanımız işte pandemi olmuştu. Ona geçmiş olsun hocam diye mesajlar attım. Allah'ın izniyle hayırlı bir şekilde tanışmayı çok istiyorum onunla. İşte ben sizlerden tek isteğim kanalıma destek bekliyorum. 4000 saati izlenmeyi geçersem, 4000 saati geçersem Allah'ın izniyle YouTube'dan yani ben maaş alacağım, para kazanacağım inşallah. Bunu da öğrenmiş oldum ve de çok sevinçliyim, gururluyum, onurluyum daima.
Herkese şimdiden iyi günler diliyorum. Herkese, bütün çevrenizde tanıdığınız herkese beni gösterin, kanalımı önerin. Her çeşit dini yayınlarla sizlerleyim Allah'ın izniyle. Ne isterseniz yayınlayacağım. Arada bir işte kendimi geliştireceğim. Böyle kendimi çektikçe ben gelişmeye devam edeceğim inşallah. Niyetim hayırlı bir imam olmak. Herkese teşekkürler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Hepinizin, yaşlılarımın, büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Selam ve saygılar sunuyorum.